Epifiz bezi nedir? Nasıl aktive edilir? Epifiz bezinizi aktive ederseniz hayatınızda nasıl değişiklikler meydana gelir? İşte ruhsal alemle olan ilişki merkezimizin tüm sırları ve kullanımı. Epifiz bezi ya da pineal bez, üçüncü gözümüzü yöneten ve zihnimizin psişik algı merkezidir. Bir bezelye tanesi büyüklüğünde olan bu mini organ, hipofiz bezimizin arkasında küçük bir oyuğun içine yerleştirilmiştir. Bu mini organ, melatonin olarak adlandırdığımız gündüz ve gece döngümüzü kontrol eden ve bedenimizin günlük ritmini düzenleyen hormonu salgılar. Epifiz bezinin fonksiyonunu ve enerjisini geliştirmek, arttırmak aslında çok önemlidir. Çünkü bu bez, bedenin fiziksel tüm sistemini etkilediği gibi psişik anlamda da farkındalığımızı, bilinçlilik halimizi ve yaşam deneyimlerimizi genişletecek ya da sınırlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu bezin adı, bir çan kozalağına benzeyen şekli nedeniyle uzun yıllardır çan kozalağı şeklinde tasvir edilmiştir. Üçüncü göz olarak da anılır. Beynin eki veya bulunduğu yer nedeniyle ruhun portalı, beynin tam yarısı, alnın boyun arasında, kaşların yüksekliğinde az ya da çok. Videodaki 3 aşamalı programı 21 gün boyunca uygulayarak epifiz bezinizi aktif hale getirebilir ve vücudunuzdaki DMT salınımını arttırabilirsiniz. Epifiz bezinin aktif hale getirilmesinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yararlı sonuçlarını görmenizi sağlayacak bazı bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Epifiz bezinin aktive edilmesini size sağlayacağı bazı yararlarsa şöyledir. Bedeniniz ve ruhunuzla daha fazla ve daha anlaşılır bir bağlantı kurarsınız. Bilinç düzeyinizi yükseltir ve zekanızı geliştirirsiniz. Kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Sizi sakinleştirir, rahatlatır ve gereksiz endişelerinizden kurtarır. Kendinizle olan ilişkinizi geliştirerek diğer insanlarla olan ilişkinizi de geliştirir. Kişisel tatmin ve mutluluk hissinizi doruklarda yaşarsınız. Beyninizin nöronları ve hücreleri arındırılır. Bağışıklık sisteminizi iyileştirir. Böylece kanser, Alzheimer, depresyon gibi bazı hastalıklar önlenir. Hücreleriniz sıradan bir insanınkinden çok daha hızlı yenilenir. Şimdi dilerseniz 3 aşamalı 21 günlük programımızın detaylarına geçelim ve ardından epifiz bezimizin aktif olduğunu nasıl anlayıp onu nasıl kullanabileceğimizi öğrenin. GDO'lu gıdalar, florürlü su veya diş macunları, aşırı protein tüketimi, sigara, alkol ve kafein gibi etkenler nedeniyle epifiz bezimiz kireçlenmekte ve gerekli işlevi yerine getirememektedir. Bu sebeple her şeyden evvel beslenme alışkanlığınızı değiştirmeli ve hayvansal ürünleri tüketmediğiniz bir diyete başlamalısınız. Et ve et ürünleri, süt, peynir, yumurta, kahve ve şeker tüketiminizi sonlandırın. Kişisel temizliğinizde şampuan yerine organik sabun, diş macunu yerine misvak özü kullanın. Güneş, epifiz bezi için çok önemlidir ve onun için bir tür gıda anlamına gelir. Güneş gözler, cilt, saçlar, burun kılları ve kulaklar vasıtasıyla alınıp sindirilebilir ve aslında her gün en az 30 dakika alınması gerekir. Epifizi tamamen aktif hale getirmek için güneşin göz bebekleri vasıtasıyla alınması en iyisidir. Denizde yetişmiş ve güneşte kurutulmuş sebzeler, D vitamini, B vitamini ailesindeki vitaminlerin çoğu ve iyot içerirler. Bunların neredeyse hiçbirisi Türk mutfağında olan yiyeceklerde olmadığı için Türkçe karşılıkları da bulunmuyor ama çok çeşitli deniz yosunları diyebiliriz. Komba arame, wakame, dulce, nori gibi isimleri olan çoğu Japon mutfağında geniş oranda kullanılıyor. Kalın yapraklı, kara lahana, şalgam yaprağı, hardal otu, Çin lahanası vesaire yeşil bitkiler epifiz bezi için çok besleyicidir. Çünkü bu bez bitkilerin yeşil renginin verdiği özelliklerini alır ve bedenin iyice beslenmesi için gerekli yerlere dağıtır. Hücrelerimiz atomlardan oluşur ve atomlar sürekli bir titreşim halindedir. Bu titreşimin hızına frekans deriz ve bu titreşimin hızı vücudumuzun frekansını ve evrenle olan enerji alışverişini doğrudan belirler. Vücudunuzdaki bu titreşimi belirli bir seviyeye getirmeniz epifiz bezi aktivasyonunda hayati rol oynar. Atomlarınız bazı müziklerin frekanslarına özel olarak tepki vererek hızlarını yükseltip onlarla senkronize titreşme eğilimi gösterirler. Bu frekans müziklerinden internette bolca bulabilirsiniz. Yine de içlerinden çok azı gerçek frekans müziğidir.
Doğrusunu bularak uyurken gece boyu dinlemelisiniz. Zihnimiz uyuduğumuzda alıcı konuma geçmektedir. Bu sebeple de uyurken dinlenmesi önemlidir. Diğer taraftan birkaç gün içerisinde vücudunuzun frekansı yükselmeye başladığı için şiddetli baş ağrıları, halsizlik, mide bulantısı ve burun kanaması gibi etkiler gözlemlenebilir. Telaşlanmanızı gerektirecek bir durum yoktur. Meditasyon, epifiz bezi ile daha iyi bağlantı kurmanıza yardımcı olan mükemmel bir egzersizdir. Aklımızı susturmamıza ve vücudumuzu sakinleştirmemize izin vererek bize daha yüksek bir sakinlik ve dinginlik hali verir. Beynimiz bu durumda pineal bezi yavaş yavaş çalıştırmaya başlayacaktır. Ancak pineal bezimizle bağlantı kurmamıza izin veren bir meditasyon egzersizi nasıl yapılır? Öncelikle mutlaka ılık bir duş alın ve sessiz bir ortamda olmaya özen gösterin. Kulak tıkacı takmanızda fayda var. Rahat bir yerde oturun, sırtınız dik ve gözlerinizi kapalı tutun. Ellerinizi rahat bir şekilde bacaklarınıza koyun. Dikkatinizi epifiz bezinize odaklayın ve bulunduğu yeri imajine edin. Zihninizin nasıl açıldığını veya aktive olduğunuzu hayal edin ve bunun size getireceği tüm sonuçlara ve faydalara odaklanın. Pineal bezinizin nasıl daha fazla ışık yaydığını ve her tarafa yayıldığını görselleştirmeye devam ederken yavaş ve derin nefes alıyoruz. Çevremizdeki her şeye ve bize verdiği huzur, mutluluk, güven ve özgürlük duygularını hissetmeye çalışıyoruz. Günlük 20 dakikalık, arası 8 saat olacak şekilde 2 seans meditasyonlar yeterli olacaktır. 3. günden itibaren meditasyon yaparken epifiz bezinizdeki yanmayı ve harekete geçişini hissetmeye başlayacaksınız. Bu 3 aşamalı programı sık sıkıya uygularsanız 21. günün sonunda epifiz bezinizin aktif olduğunu ve hayatınızda yaratacağı olumlu değişimi deneyimleyebileceksiniz. Epifiz bezinin hormonal işlevlerinin yanı sıra manevi konularla ilgilenen kişilerin dikkatini çeken diğer boyutlarla da belirli bir ilişkisi olduğu bilinmektedir. Bu bezi aktive etmek bu nedenle ruhani dünyada özellikle de sürekli arayış içinde olan kişilerin deneyimlerini geliştirmektedir. Epifiz bezi henüz yeni aktifleşmiş bir insanın bunu anlaması basittir. Bunun için görselleştirme tekniği adı verilen bir teknik kullanılır. Öncelikle duygu içeren belirli bir kelimeye odaklanın. Örneğin kelimemiz aşk olsun. Sırtınız düz ve gözleriniz kapalı iken rahat bir yere oturun. Burnunuzdan derin nefesler alıp ağzınızdan yavaşça verin ve nefesinizi verirken aklınızdaki tüm olumsuz düşüncelerin de nefesinizle beraber dışarıya çıkıp gittiğini imajine edin. Şimdi sizin için neyin barış ve sevgi dolu olduğunu, etrafınızdaki her şeyin mutluluktan ve huzurdan başka bir şey olmadığını görselleştirmeye başlayın. Derin bir nefes alın ve havayı 20 saniye içinizde tutun. Nefes vermeden önce dudaklarınızı sıkın ve dilinizi dişlerinizin arasında tutun. Şimdi yavaşça dişlerinizi uyarıcı şekilde dilinize bastırın. Dudaklarınızı sıkı tutarak nefes verdiğinizde tüm hava ciğerlerinizden boşalana kadar kelimeyi yüksek sesle tekrarlayın. Aşk. Sonraki 20 saniye boyunca epifiz beziniz aktifse hayatınızda hiç kimse olmasa dahi kendinizi sırılsıklam aşık hissedeceksiniz. Ben şahsi deneyimimde korku ve adrenalini daha belirleyici olduğu için tercih etmiştim. Epifiz bezinizi geliştirme ve DMT salınımını arttırma hakkında başkaca pek çok pratik bilgiyi zaman zaman Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Bu konuya ilgisi olanlar Instagram'dan arkadaşım olarak daha fazla bilgi edinebilirler. Thank you.